Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gayb'den 49. Sohbet Uykunun Zemmi Kim ki yakaza haline götürecek amelleri bırakıp uykuyu tercih etmişse noksanlığı, düşüklüğü, ölüme sırt yaslamayı ve maslahatlardan gafil olmayı tercih etmiştir. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. Tam da bu yüzden Allah hakkında uyku mevzu bahis olmaz. Bütün noksan sıfatlarda münezzehtir o Celle Celaluhu. Melekler de böyledir. Allah melekleri kendisine yakınlaştırdığı için uykuyu onlardan kaldırmıştır. Cennet ehli de uyumaz. Çünkü cennetlikler mevkilerin en yücesinde, en temizinde, en güzelinde ve en şereflisinde bulunurlar. Bu yüzden kendileri için bir noksanlık hali olan uyku alınmıştır onlardan. Hayır namına ne varsa hepsi yakazı halini toplamıştır. Şer namına ne varsa da uyku ve gaflette. Kim ki heva ve hevesine uyarak yemeğe fazla fazla yerse netice itibariyle çok içecektir. Çok pişmanlık duyacaktır. Hem de uzun bir pişmanlık duyacaktır. Hayır namına da çok şey kaçıracaktır. Haramdan az yiyen, hevasıyla mübah olandan çok yan gibidir. Çünkü nasıl ki şarap aklı karanlığa gark edip onun üstünü örter, tam da kalbi karanlığa boğar, üstüne perde çeker. Kalp karardı mı ne namaz kalır, ne ibadet, ne de ihlas. Allah'ın emrine tabi olarak helalden bol bol yiyen, ibadet, neşve ve kuvvet bakımından azıcık yiyenle aynıdır. Çünkü helal nur üstüne nurdur. Haram ise karanlık üzerine karanlık. Haramda hayır namına hiçbir şey yoktur. Emre tabi olmadan, kendi arzusu ile yemek ile haram yemek uykuyu celbeder ki uykuda yoktur hayır, hayır yoktur uykuda.